Hacı Hoca 1. İbrahim tahttan indirildikten sonra işte sürgün kararı çıkarttı. Çünkü zenginliği hakkında çok da doğru şeyler söylenmiyor. Zaten çok kısa sürede elde edilen servetlerin de çok kolay elde edilmesinin bazı yollarının olduğunu herkes biliyor. Evliya Çelebi çünkü onun hem dönemdeşi hem de mesleden sınıf arkadaşı. Dolayısıyla seyahatnamesinde bizim Cinci Hoca'dan da Karabaş Sadi Hüseyin Efendi olarak bahsediyor. Han'ın yapılması dediğimiz gibi buranın kaderini değiştirdiği için burası için önemli bir şahıs diyebiliriz. Kendisi sürgün kararına işte sanıyorum Afrika tarafında bir yerlere sürülüyor. Ama oraya da gitmek istemiyor çünkü giderse işte İstanbul'daki bütün düzeni bozulacak. Eskişehir'e kadar gidiyor. Orada Mihalıcık ilçesinde bir müddet konaklıyor. İşte romatizmalarını falan bahane ederek tedavi olmak istediğini söylüyor. Biraz müsaade ediyorlar ama gitmemekte direnince kendisini orada boğdurarak infaz ediyorlar. Bugün mezarı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Etrafında yani geriden kalan şahıslarla ilgili bir bilgi de yok. Ama Safranbolu'ya dediğimiz gibi önemli katkı hala vermeye devam ediyor. Çünkü Cincihan bir oteldir. Hamam hala gördüğünüz gibi ayakta. Buradaki okul da 110 yıldır buraya okul olarak hizmet ediyor.